Efendim, Türkiye seçime gidiyor. AK Parti Kayseri milletvekili adayı yazar Ayşe Böhürler yayın konuğumuz şimdi de. Ayşe Hanım, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Meltem Hanım. Efendim, şimdi AK Parti kurucu üyesisiniz. Kayseri'de ilk kez aday oldunuz aslında. Neden şimdi, doğru zaman bu zaman mıydı? Doğru zaman bu zaman diyoruz. Doğru lider, doğru zaman bu zaman. İnşallah Kayseri'de Kayserilerin hizmetine adayız Meltem Hanım. Biraz önce yayınınızda izledim. Ayrıca bizim için çok sevinçli bir haber. Cumhuriyet'in 10 yılında biz tüm yurdu demir ağlarla, yani raylar döşeyerek güçlendirmeye çalışmıştık ve bu bizim için büyük başarıydı. Cumhuriyet'in 100. yılına geldik ve biz bugün otomobil, ayrıca tren ve ayrıca arama gemisi dahil olmak üzere, SİHA'lar dahil olmak üzere birçok şey yapan bir ülke haline geldik. Bu 100 yılın nişanesi aslında bu tren, bu lokomotif bizim için. O yüzden hem Mustafa Varank'ı, Sanayi Bakanımızı, hem de onları üreten mühendisleri ve böyle büyük ve geniş bir çalışmanın ürünü olarak kutluyorum. Ve buradan biz Kayseri'den Bursa'yı alkışlıyoruz. Bursa'daki bu üretimi alkışlıyoruz diyorum. Peki şimdi bir aslında kadın olarak da merak ediyorum. Kadın vekil sayısının az olduğu bir il Kayseri. Ne dersiniz? Bu artar mı sizinle birlikte? Öncülük eder misiniz? Valla artıyor ve artacak. Mesela biraz önce ziyaretlerde bulunduk Mali Müşavirlik Odası'na. Kayseri'de belediye meclis üyelerimizi ziyaret ediyoruz. Belediye meclisinde 5 kadın üyeni olduğu bölgeler var. Artıyor. Yani zaten toplamda 112'ye ulaştı kadın aday sayısı. Liste ön sıralarda kadınlar var bu seçimde. Birçok bölgede ikinci sırada, üçüncü sırada kadın adaylarımız var. Aslında bu seçim kadınların seçimi de diyebiliriz. Çünkü kadınların çocukları için, evlatları için, geleceğe dair oyları bu seçimde etkili olacak. O yüzden kadın adaylarımızın sayısı çok yüksek. Hepsi de birbirinden nitelikli ve güçlü kadınlar. Kendi bulundukları bölgede siyasete güçlü bir şekilde dahil olacak kadınlar. Cumhuriyet'in biliyorsunuz ilk yıllarından itibaren biz 2002'ye kadar %4.1 oranında ortalama kadın aday çıkartabiliyorduk mecliste. Cumhuriyet tarihi boyunca. Ancak son 20-22 yılda bu sayıyı giderek artırdık. En son mecliste %17 idi kadınların sayısı. Şimdi bu rakamı çok daha yükseklere çıkartmayı hedefliyoruz. Ne mutlu. Şimdi AK Parti sizin de öncülüğünüzde kadınların yoğun çalıştığı, doğru tabirse kadın aslında hareketinin yoğun mesai harcadığı bir parti. Kadınlar için ne vaat ediliyor peki? Neler öne çıkıyor? Şimdi bu beyannamede açıklanan, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ve 21. yüzyılı Türkiye yüzyılı olarak ilan eden beyannamede kadınlarımıza çok güzel vaatler var. Bunlardan birisi ev kadınlarına sigorta, ki bu çok önemli. Çünkü ev kadınlarının yaptığı hizmet vazgeçilemez bir mesaileri var ve bu mesainin gecesi gündüzü de yok. Ve bunun karşılığında sigorta olmaları çok kolay olmuyordu. Şimdi çok kolay. Sigorta olabilecekler. Devlet büyük bir katkı desteği veriyor. Bunun detayları daha sonraki zamanlarda açıklanacak. Ev kadınlarına sigorta bir müjde. Bir diğer taraftan sadece biz ailedeki geliri yükseltici bir takım önlemler alıyoruz. Aileyi destekleyen önlemler alıyoruz. Mesela yaşlı bakımında yaşlılara bakan kişilere gelen sigorta çok önemli. Çünkü giderek yaşlı nüfusumuz artıyor ve yaşlıların bakımı yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte önemli bir hale geliyor. Bu da yeni bir yenilik olarak sunabiliriz. Çocuklara doğdukları andan itibaren bir birikim, aile ve birikim bankası adıyla bir birikim imkanı sağlıyoruz. 18 yaşına gelince bunu kullanabilecekler, ki bu da Cumhurbaşkanımızın vaatleri içinde çok önemli. Kayseri'de çok sayıda organize sanayisi, büyük bir şehir olduğu için Kayseri ve sanayisi güçlü bir şehir olduğu için Türkiye'nin en güçlü sanayi şehirlerinden birisi, mobilyacılıkta, yatak üretiminde lider, ihracatta lider şehirlerden birisi. Burada çok sayıda organize sanayide ve fabrikalarda çalışan kadın işçi de var. Onun haricinde Kayseri iç kadınlarımız var, esnafımız var ve çalışan çok sayıda kadın var Kayseri'de. Çalışan kadınlar için de bir müjdesi var Cumhurbaşkanımızın. Özellikle çalışan kadınların hem çocuklarının bakımının daha kolaylaştırılması
yönünde beyannamede önlemler var. Ayrıca çocuklarıyla birlikte hem çalışmalarını kolaylaştırıcı önlemler var. Evet. Bu da bizim açımızdan oldukça önemli. Aslında kadınlara pek çok müjde, şimdi süremiz kısıtlı olduğu için daraltarak söylüyorum ama toplamda aile destek paketi şeklinde ifade ettiğimiz pek çok proje var. Bankalarla finanse edilenler Ayşe var. Hanım, çok aile teşekkür ve birikim ediyorum. Bankası bir şöyle kısa bir virgül koymak istiyorum.